Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Uzun bir süredir video atmıyordum. Şimdi yine sizlerle bir zahiri kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Bu sefer özel bir kutu değil, aboneliklerim geldi. Onları size göstereceğim. Şöyle açayım ben. Hop. Şu faturalar. Ben daha önce açtığım ne olduğunu biliyordum çünkü. Önce şöyle bir hediye var. Şöyle göstereyim. Civil War 2. Böyle poster gibi küçük bir şey. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Arkası boş. Bu hediyeymiş. Şöyle koyalım. İlk aboneliğim, fasikülüm Spider-Gwen 9. Varyant mı değil, normal ilk regular kapak. Çok Punisher şey var arkada, çok güzel. Bu da hediye, The Walking Dead'in 155. sayısı. Şöyle yakından göstereyim. Bunu da koyalım şöyle. Şunu çekelim. Şimdi Dark Knight 3'ün, The Master Race'in Book 4 ve Book 5'ı. Şu kapak çok hoşuma gitti. Bunlar da böyle. Ve The Amazing Spider-Man 13 ve The Amazing Spider-Man 14. Bu sayılarda, şurada da yazdığı üzere, Demir Adam'la Invincible Iron Man'le kapışıyorlar. Burada tabi Miles da var. Burada şu tam kim olduğunu bilmiyorum. Ama ortaklaşa bir şeyler yapıyorlar. Regent olabilir. Emin değilim. Geçtim. Daredevil Punisher 2. sayısı. Kapağı değişik olmuş. İlk kapağı çok güzeldi. Şöyle göstereyim. Çevirdik. Old Man Logan 7. sayı. Bu arada bunların hepsi first print gördüğünüz gibi. Şöyle şu altta gözüküyor. Bunu da koyalım. Ve tabii ki de Civil War 2. Abi çok güzel bu kapak ya. Ya Spider-Man de var orada. Tamam, benim için yeterli. Birinci sayı ve ikinci sayı olmak üzere şöyle. 2. Bunda Iron Man var. Tamam, onda da var. Şey yok. Geçtim. Spider-Man 5. Miles Morales'in olduğu serinin 5. sayısı. Catwoman var. Bağlamış. Kaçırıyor. Bir şeyler yapıyor. Ve çok güzel bir seri olan Hulk'ın 6. sayısı. Bunun aboneliklerde sadece 5 eksik. Diğer hepsini bana verdiler. 5'i bekleyeceğim. Sonra hepsini birlikte okuyacağım. Sonra belki inceleme videosu bile çekebilirim. Bu da böyle, bunu da geçelim. Ve gördünüz zaten, orada çok güzel bir surat var. Batman Rebirth. Abi çok iyi ya şu. Yani çok adam efsane çizmiş. King Schneider, Janin ve Chung. Zannedersem şu Schneider en iyileri, pardon. Birinci sayı zaten Rebirth, one shot bunlar. Arkasında Spidey 7. Kara Panter var kapağında. Bu da çok değişik, güzel gidiyor. Tavsiye ederim. Ve Green Arrow Rebirth. Bu varyant, bu kapak da çok güzel. Ben kapaklara nedense hep varyant diyorum, anlamış değilim. Bu kapak da çok hoşuma gitti vallahi. Efsane bir çizim. Çevirdim. Green Arrow 1. Bu kapak çok hoşuma gitmedi ama olsun. Şurada pizza kafalı adam var. Geçtim. Hop, kayma. Geçtim. Flash Rebirth. Flash sevdiğim bir çizgi roman karakteri. Hatta en sevdiklerim arasında ama yani bu diğerleri kadar efsane değil şu anki çizimi. İçini de bilmiyorum, bakmadım. Çevirdim. Flash 1. Ya çizimler çok kötü gözüküyor ama bilmiyorum. Şüpheliyim. Bakalım. Okuyunca anlatırım. Geçtim. Ve son olarak Wonder Woman Rebirth.
Bu da çok efsane bir çizim değil ama Flash'tan iyi. Bunda Ruchka, Clark, Sharp, Pardons, Corvall ve Martin yazıp çizmiş, bir şeyler yapmış. Arkasında da Wonder Woman 1. Bu kapak güzel ama. Bu harbiden çok epik bir kapak şöyle. Bunu da attım. Şöyle. Bundan sonra şöyle bir bilgi de vereyim. Videolar biraz daha sık gelmeye başlayacak düzenli olarak. Ve genelde çizgi roman incelemesi olarak yapmayı düşünüyorum. Emre ve Emre abiye tekrar teşekkür ederim. Yakında zaten onlarla da bir iletişimimiz olacak. Kanalda görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Zahiri çizgi romana nereden ulaşacağınızı bilmiyorsanız Facebook, Instagram ve e-mail var. Ayrıca hemen videonun sonuna da şuraları bir yere yaparım. Kanalıma sağ alttan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Unutma lan. Süper zahiri poşeti sarı sarı. Şöyle göstereyim. Kutusunun üstündeki tasarımla aynı. Arkası da böyle aynı. Poşetler güzel. Takipte kalın.